Yazılıma yeni başlıyorum. Hangi konuları öğrenmem gerekiyor? Yazılımda kendimi geliştirmek için neler yapmalıyım? Bir yazılımcı neleri bilmesi gerekiyor? Bunun gibi sorular bana o kadar çok geliyor ki bu konu hakkında bir video yapmaya karar verdim. Sizlere kendi tecrübelerinden yola çıkarak bir yazılımcının bilmesi ve öğrenmesi gereken teknik konular hakkında bilgi vereceğim. Anlatacağım birçok şeyi temel bilgi seviyesinde bilmeniz gerekiyor. Eğer uzmanlık gerektiren bir konu olursa bunu belirtirim. Bu videoyu özellikle de 10.000 takipçi sayısına ulaşmış olduğumu sizlerle beraber kutlamak ve sizlere teker teker teşekkür etmek için hazırladım. Çok güzel mesajlar ve geri bildirimler alıyorum. Bu desteğiniz beni çok mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Sakın bu anlatacağım listedeki konuları gözünüze büyütmeyin. İnanın istikrarlı bir şekilde çalışarak zamanla birçok şeyi öğrenirsiniz. Hadi başlayalım. Öncelikle bilgisayar. Yazılımcılar bilgisayarlarını nasıl kullanacaklarını çok iyi bilmeliler. İşletim sisteminin ve programların nasıl çalıştığı hakkında bilgi sahibi olmalılar. Windows olsun, Mac olsun fark etmez, şu konulara hakim olmalısınız. Bilgisayarın donanımı nedir? Bunlar nasıl çalışır? Yeni laptop alırken nelere dikkat etmelisin? İşletim sistemi nedir? Ne işe yarar? Bilgisayarınızda programları arama, indirme, yükleme, kurma ve kaldırmayı nasıl yaparsınız? Dosya yönetimi Dosya ve klasör arama, yaratma, değiştirme ve silme. Bu dosya yönetimi komutlarını özellikle konsoldan nasıl yapıldığını öğrenin. Yazılımda en çok kullanılan konsoldur. CMD, PowerShell, Bash bunlara birkaç örnek. Bilgisayarda dosya güvenliği, dosyaların bilgisayarda saklanırken ve paylaşılırken güvenli bir şekilde korunmasını sağlar. Dosya güvenliği, dosyaların yanlış kullanımından, silinmesinden, değiştirilmesinden veya çalınmasından korunması anlamına gelir. Herhangi bir text editörü çok iyi seviyede kullanmanız gerekiyor. Mesela Visual Studio Code, Notepad++, UltraEdit, Atom gibi. Bir sonraki aşama ise hangi tür yazılımcı olmak istediğinizle alakalı olarak düşünün. Birkaç örnek vermek gerekirse front-end engineer, back-end engineer, full-stack engineer, test engineer, devops engineer, security engineer, data engineer, mobile engineer, web engineer. Bunların hepsi farklı farklı yönleriyle yazılımı etki etmekte. Bazıları daha çok arayüzünde, bazıları arka planda, bazıları sistem yönetimi tarafında, bazıları test, bazıları da veri tabanı tarafında. Seçeceğiniz yazılımcı türü sizin hangi programlama dilini kullanacağınızı çok etkiler. Mesela data engineer olmak isterseniz JavaScript asla seçmezsiniz. Arayüzle alakalı bir yön seçerseniz JavaScript kesinlikle öğrenmeniz gerekir. Arayüzü olmayan bir yön seçerseniz karşınıza Java, Python ve C# Sharp gibi diller çıkıyor. Daha çok sistem mühendisliğini seçerseniz bu sefer de Python, Bash, PowerShell gibi scripting dilleri karşınıza çıkıyor. Kafanıza bir yön belirlediyseniz, başlamak için bir programlama dili seçin çünkü ileride bu dilde uzmanlaşacaksınız. Yazılımcılar bir veya daha fazla programlama dilini iyi bir şekilde kullanmalıdırlar. Bu dillerin söz dizimini, yapısını ve diğer özelliklerini anlamaları gerekiyor. Başlangıçta bir dilde uzmanlaşın ama ileride en az iki dili daha temel seviyede öğrenmenizi tavsiye ederim. Her dilin kendine has özellikleri de var ve bunlar sizin düşünce yapınızı değiştirir. Temel programlama mantığını öğrenin. Yani programlama nedir? Bilgisayar ile etkileşimi nedir? Ne gibi olanaklar var gibi konuları öğrenin. Bu konuyu en temelden anlattığım Yazılım Nasıl Öğrenilir video serisine bakabilirsiniz. Veri yapıları ve algoritma konularını öğrenin. Programlamanın temeli veri yapıları ve algoritmalardır ne zaman hangi tür veri yapısını seçeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Bu konu hakkında da kanalımda video serisi var bakabilirsiniz. Solid prensipleri öğrenin. Solid prensipler yazılım geliştirme sürecinde kullanılır ve bu prensipler sayesinde yazılım sistemleri daha iyi tasarım edilebilir ve daha kolay değiştirilebilir hale gelir. Temiz kod yazma prensiplerini öğrenin. Temiz kod yazılım geliştirme sürecinde önemli bir konudur. Temiz kod sayesinde yazılım sistemleri daha kolay anlaşılabilir, daha kolay değiştirilebilir ve daha az hata içerir. Bu, yazılım sistemlerinin güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi sırasında zaman ve emek tasarrufu sağlar ve yazılım sistemlerinin daha güvenilir ve daha kaliteli hale gelmesine katkı yapar. Networking A sistemlerini öğrenin. Artık yaşadığımız dijital çağda birçok cihaz ve araç birbirine bağlı ve gelecekte bu daha da artacak. Peki bunlar birbirleriyle nasıl haberleşiyorlar ve güvenliği nasıl sağlıyorlar? Bilgisayarlar birbirleriyle nasıl iletişim kuruyor? İşte bunlarla alakalı olarak şu konuları kesinlikle öğrenmenizi tavsiye ederim. İnternet nasıl çalışıyor? OSI modelinin 7 katmanı nedir? TCP, UDP nedir? HTTP ve HTTPS nedir? SSL nasıl çalışıyor? Web server çalışma prensibi nedir? Cloud öğrenin. Artık çoğu sistem cloud'a geçecek. Hatta kısa zamanda iş görüşmelerinde cloud bilgisi en temel gereksinimler arasında olacağını düşünüyorum. Size tavsiyem Azure veya AWS ikilisinden birine odaklanmanız ve temel bilgi sahibi olmanız. Hem Azure hem de AWS şirketleri internette oldukça çok ücretsiz eğitimler ve sertifikalar sunuyorlar. Bunları takip etmenizi tavsiye ederim. Linux öğrenin. Yazılım dünyasında en çok kullanacağınız işletim sistemi muhtemelen Linux olacaktır. Bu yüzden de Linux'te temel dosya ve klasör işlemlerini yapmayı öğrenin. Temel sistem komutlarını öğrenin. Dosyaları edit etme komutlarını öğrenin. Veri tabanı temellerini öğrenin. Yazılım projelerinde kullanılan verinin bir yerde depolanması gerekiyor. Mesela müşteri ve kullanıcı bilgileri gibi. İşte bunlar hakkında ve özellikle SQL hakkında temel bilgi sahibi olun. Yani veri tabanı nedir, ne işe yarar, ne tür veri tabanları vardır gibi bilgiler. Bu konuyu etraflıca açıkladığım veri tabanı nedir videoma bakabilirsiniz. Temel güvenlik konseptlerini öğrenin. Yazılımda neden güvenliğe ihtiyaç olduğunu anlayın. Test etmek. Test etmek her yazılım projesinin olmazsa olmaz bir bölümüdür. Test etmenin farklı safhaları hakkında temel bilginiz olsun ama kod test etmeyi kesinlikle öğrenin. Test etme konusu hakkında baştan sona ücretsiz bir eğitimim var. Tüm videolarını kanalımda bulabilirsiniz. API ve mikroservis mimarisi hakkında bilgi elde edinin. Günümüz dünyasında birçok yazılım mikroservis mimarisi kullanmaktadır. Bunların neden gerekli olduğunu anlayın ve bunları sadece temel seviyede öğrenin. Uzmanlaşmanıza şimdilik gerek yok. Versiyon kontrol sistemleri. Kodlama aşamasında yapılan değişiklikleri takip etme ve eski sürümlere geri dönebilme gibi işlemleri yapabilmek için kullanılan araçlardır. En popüler olan sistem ise Git sistemidir. Bunun hakkında temel bilgi sahibi olun. Geliştirme ortamları Kodlama aşamasında kullanılan araçlardır. Örneğin Visual Studio, IntelliJ ve Eclipse gibi araçlar bu kategoriye girer. Bunlardan birine veya herhangi başka bir geliştirme ortamını kullandığınız dile göre seçin ve devamlı bunu kullanın. İngilizcenizi geliştirin. Yazılım dünyasında her şey İngilizcedir. İnternette bir şey aradığınızda bulacağınız neredeyse tüm kaynaklar İngilizce olacaktır. Ne yapın? Edin. İngilizcenizi geliştirin. Şimdiye kadar anlattıklarımı yeni başlayanlar için kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi bu bölümde anlatacaklarım kendinize daha da geliştirmek istediğiniz zaman ihtiyacınız olan şeylerdir. Bu arada henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Desteğiniz yeni videolar eklemem için büyük motivasyon kaynağı. Debug yapmayı öğrenin. Çoğu zaman yazdığınız kod tek seferde çalışmayacaktır. Düzeltmeler sonrasında çalışır hale getirseniz de bazen sorunu bulmak o kadar da kolay olmuyor. Bu yüzden de debug ederek safha safha kodunuzu canlı olarak nasıl çalıştığını ve hangi değişkenlerin hangi değerleri olduğunu takip ederek sorunun nerede olduğunu bulabilirsiniz. Shell scripting öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Shell scripting bir işletim sistemi tarafından desteklenen ve komut satırı konsol üzerinden çalıştırılan script dilleridir. Shell scripting, komut satırından girdi alarak veya dosyalardan okuyarak işletim sistemine komutlar gönderebilen ve bu komutların sonuçlarını işleyebilen programlar olarak tanımlanabilir. Hareket alanınızı oldukça geliştirecek ve düşünme yeteneğinizi artıracak deneyimler kazanırsınız. Docker ve Kubernetes öğrenin. Konteynerleşme günümüzde çok popüler bir hale geldi ve gelecekte de herkes tarafından kullanılmaya devam edilecek. Kanalımda Docker eğitim serisi ve Kubernetes nedir videolarıma bakabilirsiniz. Yazılım geliştirme süreçleri Yazılım geliştirme süreci bir yazılımın projesinin başarısının anahtarıdır. Yazılımcıların bu süreçler hakkında bilgi sahibi olmaları, projelerin daha verimli ve etkili bir şekilde yönetmelerini sağlar. CI/CD ve DevOps kavramları hakkında bilgi sahibi olun. Yazılımınızın en başından canlıya çıkana kadar geçirdiği serüven hakkında temel bilgi sahibi olmanızda yarar var. Agile yönetim metodolojileri yazılım geliştirme sürecini daha esnek ve adaptif hale getirir. Bunlar sayesinde yazılım projeleri daha hızlı ve kaliteli bir şekilde tamamlanabilir. Tasarım kalıpları, design patterns. Yazılım geliştirme sürecinde sık karşılaşılan ve çözümü belirli bir yapı üzerine kurulu olan problemler için kullanılan yaklaşımlardır. Tasarım kalıpları yazılım sistemlerinin daha iyi tasarım edilebilmesini ve daha kolay değiştirilebilmesini sağlar. Tasarım kalıpları genel olarak aşağıdaki 3 kategoride sınıflandırılır. Yapısal, tasarım kalıpları, davranışsal ve yaratıcı. Bu anlattıklarımın yanında size özel tavsiyelerde bulunmak istiyorum. GitHub hesabınız olsun ve hobi olarak yaptığınız projeleri buraya ekleyin. Başkalarının yaptığı projeleri de okuyun ve bunlardan öğrenin. Blog yazmaya başlayın. Medium gibi mecralarda ücretsiz blog yazın. Öğrenme sürecinizi paylaşın. Emin olun bu süreçte kendinizde pek çok şey öğreneceksiniz. Sosyal medyada aktif olun. Twitter ve LinkedIn hesaplarınız olsun. Uzmanlığınız ile ilgili tanınmış yazılımcıları takip edin. Sosyal medyada yazılım hakkında yapılan seviyeli yazışmalara katılın ve fikirlerinizi paylaşın. Bu sayede hem network ağınızı geliştirirsiniz hem de kişisel gelişiminize pozitif etki sağlarsınız. Bol bol pratik yapın. Ekran arkasında devamlı kurs takip etmeyin. Öğrendiklerinizi kendiniz veya arkadaşlarınızla proje yaparak tatbik edin. Binlerce lira tutan pahalı kurslara para vermeyin. İnternette istediğiniz her konuyu ücretsiz veya çok az bir ücretle öğrenebileceğiniz birçok imkan var. Fırsat buldukça gezin, tatile gidin veya farklı sizi enerji verecek şeyler yapın, rahatlayın. Sonuçta her şey yazılım değil. Daha sonra bu konuları detaylı bir şekilde anlattığım videolar eklemek niyetindeyim. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.